Evet beyler, selamünaleyküm. Size gösterdiğim silikonlara jiket nasıl takılır onu göstereceğim. Geçen şey demiştim size, Sabancı Sandal'in 21 gram demiştim. Onlar 16 grammış. Ama ben Japones'inkini buldum daha uyguna. Yani birebir benzerleri zaten. Kafalarda birbirine uyuyor. Yani daha ucuza, daha uyguna mal etmek için daha çok iyi oldu yani böyle Japones'in olması. Yani gittim sabah gel aradım. Sordum. Başka dedim modeller var mı jiket olarak? Yani aynı modelin aynı yapısındaki Japones markasını buldum. Yani bunları deneyeceğim şimdi. Renkler de tam istediğim gibi oldu yani silikonlarımıza göre oldu. Yani 3 silikonuma göre 3 tane güzel kafa buldum. Yani bu Japones'i de ben 90 liraya aldım da internette ne kadar şu anda fiyatını bilmiyorum. 3 tane kafa yine uygun ya. Çin'de bunların orijinal kafaları var. Orijinal kafaları bayağı bir pahalı. Yani gerek duymadım onlara. Yani bedavadan kafasındaki kurşun aynı yani. İğneler aynı. Kalkıp da gidip aynı orijinal kafasını almamıza gerek yok. Zaten buradaki levreklerin çoğu da sandal balığını yediği için, yani sandal balığına benzettiği için daha iyi oluyor. Yani bunu da gösterdiğim gibi kuyruk yapısı daha büyük olduğu için daha iyi iş yapıyor. Şimdi bunları nasıl silikonları nasıl iğne takarız, jiket takarız bunu göstereceğim. Öncelikle bu renge, yani kapalı renge, yine bir kapalı bir kafa gider bence. Ondan dolayı bunu kullanacağım. Yani zaten uyumlu gibi kalıyorlar. Yani dediğim gibi şu kafa da vardı ya bir de, yani ben onu da göstereyim size. Kafa ölçüleri direkt oturuyor. Yani kalkıp ilerleyen zamanlarda şuralara Japon da sürebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunlar buradan aşınabiliyor yani ata ata çıkıyor. Buradan bedavadan silikonunuzu tam şu bölgeden yırttırmayın. Dediğim gibi yani her şey artık pahalı. Ucuza bir şey yok. Yani elimizdeki silikonların değerini bilelim. Ondan dolayı buraya Japon damlatırsanız biraz bunun buradan kaymasını engellersiniz. Şimdi buna nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi onu göstereceğim. İlk önce silikonu tam buradan ölçü alıyoruz. Yani çıkartacağınız bölgeden. Yani şuralarda bir yerde kalıyor. Yani ona göre şu puldan bir hiza alalım. Yani şöyle geçirelim bakalım nasıl olacak. Tam ortaladık. Yani güzel oldu. Silikon uzun diyen arkadaşlar oluyor. Gösteriyorum yani. Bence uzun değiller. Gayet iyiler. Yani kafa şu şekilde oturdu. İsterseniz şuraya bir hırsız yapabilirsiniz. Tam şu bölgeye. Şuraya bir çıkartabilirsiniz. Ama gerek yok bence. Trofi balık avlayacağımız için. Ben yedik arkaya iğne gerek duymuyorum. Yani küçük balıklarla bedavana zarar vermeyelim. Bu şekilde oldu. Bence yakıştı. Şuralardan Japonlarsak bunu daha güzel bir şekilde oturtturur zaten buraya. O kadar şey yapmayın, incelemenize gerek yok. Buradan Japon'dan bunu biraz daha düzeltirsiniz. Buna yanar dönerli olduğu için limonu takacağım direkt. Yani turuncuyla zaten eşdeğerler. Yani limon daha güzel olur. Bunu da buraya takalım. Ölçelim bakalım nereye gelecek. Tam şu siyah bölgeden çıkacak. Onun için tam ortalayalım. Bu da gayet güzel oldu. Buraları dediğim gibi Japon'dan tutturabiliriz bunu. Daha mukavemetli olur. Bu da bu şekilde kaldı. 42 gram da aslında denenilebilir de. Yani ben sularımızda gerek duymuyorum 42 grama. Zaten balık bunu yutuyor, direkt yutuyor yani. Ama şöyle bir ağız var. Yani bu silikonu her türlü alır yani. Beyazlı da her zaman sevdiğim, zaten rapalıyla falan da çok aldım. Silikondan da aldım. Kırmızı kafa her zaman beyaza iderdir. Ya ben levrek sahtelerinde kırmızı kafa, beyaz vücuda her zaman hayran kalmışımdır.
Direkt beyazlar da olabilir yani. Direkt beyaz kafa, beyaz vücut. Yani yeter ki beyaz olsun yani. Sever hayvan. Limonu da çok seviyor zaten, anlatmıştım bunlarda. Yani buna kırmızıyı direkt beyazdan şey yapmak istiyorum. Modifiye etmek istiyorum. Daha güzel olacak yani. Şu şekilde. Yeni ölçü alalım şuradan. Bakalım nereye geliyor. Ortalama 3 santim falan. Yani şimdilik bundan kullanacağım. Beğenmezsem başka jiketler bulursam. Dayvanım vardı bir tane. Ama o da ağır diye hatırlıyorum. Ama yine bir dayva kullanmayı düşünüyorum. Patlak havalar için. Bu da güzel oldu. Yani isterseniz şuradan da kısaltabilirsiniz biraz, beğenmezseniz. Bana da biraz uzun geldi ama. Yani yedine şahidim yani, bunu direkt ütüyor zaten. Gerek yok aslında. Bunları bu şekilde kullanacağım. Eğer çok aşırı çekme mekme olursa yine size bilgilendirme videosu atarım. Ama çekme yapacağını düşünmüyorum. Bunlar bu şekilde iş yapacak. Bayağı bir eminim yani. Şöyle çekeyim size. Gayet güzel oldular bence. Bu şekilde deneyebiliriz bunları. Başka nasıl bir şey diyeyim? Biraz bekleteceğim size. Çok güzel bir tane klips buldum. Belki kullanıyorsunuz. Hemen gidiyorum. Yani bu klipse hayran kaldım. Yani çoğu klipsi kullanıyorum. Bu boy klipsleri. Yani kırılıyor, açılıyor, yamuluyor. Kaldırmıyor yani sahteleri. Sabah gelin. Çok güzel bir klips yapmışlar. Yani bu aralar bayağı av bayilerini görmeye başladım. Ben de bir deneyeyim dedim. Yani boyut olarak çok güzel. Şuradan da takayım, göstereyim size. Aşırı derece kuvvetli yani. Açmaya çalışırken bile zorlanıyorum. Yani fazla büyük bir klips de değil. Çünkü biraz daha basık yapmışlar klipsi. Yani kapatırken bile bayağı bir güç uygulamanız gerekiyor. Bakın. Hem boyut olarak küçük hem de geniş. Yani aksiyonu biraz daha arttırabilirsiniz yani bundan. Öteki klipsleri gerçekten beğenmeme başlamıştım. Bunu görmek iyi oldu yani. Direkt bir paket aldım. Bu da böyle 75 lira. Şu. 75 lira. Yani bayağı da klips var içinde yani. Zaten şöyle bir klipsi ortalama ben bir sezon geçiriyorum yani, kaybolmadığı sürece. Sağlam klips olduğunda. Yani gerçekten şu bir tane klips kopmadığı sürece size bir sezon geçirtir gibime geliyor yani. Bundan da bulundursanız çantanızda iyi olur sizin için. Yani şu kadarcık malzemeyi yani 24 kilo şey çeker vermişler. Gayet iyi yani. Başka sahtelerinizi kullanırken sahtelerin üzerinde garanti şeyiniz olsun. 27'lik, 28'lik fluorokarbonunuz olsun. Lider yapın. Ben önceden hiç kullanmıyordum. Ya bazen tabi balık atlayabiliyor ama fluorokarbonunuz olması, fluorokarbon demişim. %100 karbon misiniz olması daha iyi. Bundan olmazsa, yani lider olmazsa emin olun gerçekten balıklar geri dönebiliyor yani. Takip edip geri dönebiliyorlar. Bunun için garanti yani bir lideriniz olması lazım ucunda. Takipte sıkıntı yaratmasın. Direkt balınızı alın yani. Yani filoden kullanabilirsiniz bunun için. Ben fileden kullanıyorum şu anda. Acayip derecede memnunum. Ya piyasada ucuz olduğu için insanlar bazı malların gözüne bakmıyor. Misinaların filan. Yani fileden %100 karbon misine kullanabilirsiniz. Yanımda mesela lüfer zamanı atan arkadaşlar vardı. Ben filedeninkini kullanıyordum.
Fileleri kullanırken arkadaşlarımda da aynı şekilde misine vardı. 25'lik atanlar vardı mesela. 25'lik karbon misine mesela balık alamadı adamlar. Aynı sahteyi yani takmıştık. Yine aynı şekilde aynı aksiyonlarla çekiş yapıyorduk. Bence Ece Lüfer alırken, Çinekop alırken arkadaşlarıma tek tük balık geliyordu. Yani misineler gerçekten fark ediyor yani yapı olarak, tip olarak. Boyut olarak çok fark ediyorlar. Benim gözümde şu anda filede ne değilse. 50 metrelik misinesi var. 100 metrelini kullandım. 100 metreli yani gerçekten 5 para etmez bir misine yapmışlar. 50 metreli olanı çok güzel bir misine yani. Biraz daha sanki karbonu kuvvetli yapmışlar. Hani geçen bir 2-3 kiloluk bir tane vatoz yakaladım da 27'lik misine lan yani gerçekten elimle böyle silkeledim silkeledim kopartamadım yani misineyi. Ondan dolayı şu anda favori misinem. Yani bundan lider yaparsanız çok güzel verim alırsınız gibi geliyor. Çinekop'ta Lüfer'de birebir iş yaptı. Büyük levreklerde de aynı şekilde. Trofi levreklerinde de av yaparken yine aynı şekilde güzel iş yaptı. Yani bunları size tavsiye ediyorum. Yani sormak istediğiniz bir şey olursa direkt yazarım. Yardımcı olurum yine. Ama bu misin bu silikonları garanti kullanın. Boş çevireceğini düşünmüyorum kimseye. Dediğim gibi fazla paranızı da harcamanıza gerek yok. Bu şekilde jiketler kullanmanız yeterli olacak. Zaten fazla bir mesafe yok aranızda. Yani gönül rahatlığını atın bunu bu şekilde. Çok aşırı derece takip makip alıp da çekme mekme yapar hissederseniz direkt buradan içeriden bir tane hırsız yapın. Onu da beğenmezseniz 42 gramını bulun. 42 gramını kullanın. İğne biraz daha büyük olacak. Yani şuralara falan gelir. Daha güzel bir verim alırsınız. Daha güzel balık alırsınız. Ama zaten yani bu kadar boyuttaki bir silikona gelecek hayvan küçük olacağını düşünmüyorum. Küçük gelirse de zaten vursun vursun gitsin yani. En azından heyecan yapar. Lan balık buldu dersin. Geçirsin iş. Dediğim gibi bir sorununuz, bir sıkıntınız olursa direkt bana yazın. Yani şu oldu, bu oldu, yakalayamadım, edemedim, vurdu, kaçtı, gitti. Hemen bir ona göre bir film uydurur buradan. O şekilde size av yaptırırım yine bir şekilde. Veyahut da silikonları ufaltıp sandal kullanabilirsiniz direkt peşine. Ufak silikon deneyebilirsiniz. Yani bu tarz silikonlarda eğer vurup alamıyorsa garanti ufak 21 gram sandallerden kullanın, 12 santimliklerden. Ondan %100 verim alırsınız ama bunlardan dediğim gibi garanti trofeye kalacaksınız bunlarla. Adım gibi emin konuşuyorum. Tabi rızkı veren Allah, Rabbim ne derse olur. Ama bunlarla garanti alacaksınız. Abone olursanız sevinirim. Yani şu anda acemi olarak bu kadar gösterebilirim. İlerleyen zamanlarda inşallah bu üzerimdeki bu video stresini atarsam biraz daha yararlı videolar çekeceğim size. Devam edeceğim. Kalkan yakaladık. Mesela kalkanla ilgili de bir çalışma yapacağım, size göstereceğim. Kalkan nasıl yakalanır adlı videomdan. Şimdilik bu kadar. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hava biraz yağmurlu. Belki bir çılgınlık yapıp çıkabilirim valla. Şimdiden hepinize rast gelsin. Allah'a emanet olun.